büyük, kudretli gök kubbenin altında hepimiz birer zerreyiz. Uçsuz bucaksız çölde bir kum taneci. O kadar varız ve dahi o kadar yok. Bazı hakikatlere zamanla ulaşılır. Bazılarını zaman unutturur. Ben bir zamanlar bildiğim en büyük hakikati unuttum. Unutmak özgürlük. Yoksa bırakmıyor kalbini adını aldığın değil. Üzerinde yürümeyi öğrendiğin toprak. Ben ne zaman kendimi Allah'ın yarattığı bütün varlıklardan üstün tutmaya başladım? Ne zaman düştü içime geceleri beni uyutmayan, fırtınalı bir deniz gibi kabaran, kalbimden ruhumdan taşan bu kibir? Nedir sizi böyle şaşırtan validen? Rüstem boşayacak olmam mı? Yoksa size rağmen bu kararı vermiş olmam mı? Rüstem Paşa, beni kızımla yalnız bırak. Ne söyleyecekseniz burada, Rüstem'in yanında söyleyin. O sizin en gözde paşanız, damadınız. Ondan hiçbir şey saklamazsınız, öyle değil mi? Tabii divanı dinlemenizin haricinde. Kes sesini! Derhal daireme git ve beni orada bekle. Karşınızda her lafınızı usluca dinleyen küçük kızınız yok artık. Bunu ne kadar çabuk idrak ederseniz o kadar iyi olur. Aklını başına devşir. Bu yalnızca senin alabileceğin bir karar değil. Bunu yapmaya hakkım var validem. Hanedan kanı taşıyan her sultan gibi kocamı boşamaya hakkım var. Her şeyin bitmesi için üç lafım kâfi. Boş ol. Mihrimah! Boş ol. Madem teamüllerden bahsediyorsun, o vakit iyice işit. Bin kere de boş ol desen nafile. Hünkârımızın tasdiği olmadan boşanma mümkün değil.
Ben de şimdi yanlarına gidiyorum zaten. Mihrimah! Aranızda ne geçti bilmiyorum. Lakin Rüstem'e sorun. O size anlatır. Eğer babanla konuşmak istiyorsan konuşursun. Buna mani olamam. Lakin kalbini kıran her neyse evvela benimle paylaş. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Kapıdan Paşa'nın kızı Mihrinisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Amasya'da değil. Şehzademiz arzumuz üzere Mihrinisa Hatun'u azletmişler. Ne yazık ki Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin merhum Hızır Hayrettin Paşa'nın kerimeleri Mihrinisa Hatun'la gizlice nikah kıydıklarını öğrendim. Hünkârım, Kaptanı Derya Mehmet Paşa geldiler. Huzura kabul beklerler. Gelsin. Beni emretmişsiniz. Kim yazdı o mektubu? Emin olmadan kimseyi itham etmek istemem. Zaten kararımın bu meseleyle bir alakası yok. Boşanmayı uzun zamandır düşünüyorum. Bu hadise sadece bahanesi oldu. Bütün bunların geride kaldığını, Rüstem'le mesut olduğunu sanıyordum. Siz bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz? Rüstem sana aşkla bağlı. Bir gün kötü davrandı mı? Bir laf etti mi? Canını yaktı mı? İhanet etti mi? Tek kusuru devlet işleriyle meşgul olması. Seni ihmal etmiş olabilir, lakin bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Başka bir kusuru varsa söyle. Zevcin olarak vazifelerini yerine getirmiyor mu? Hala anlamak istemiyorsunuz, öyle değil mi validem? Vazifelerini yerine getirmeyen benim. Çünkü sevmiyorum onu. Hiçbir vakit sevmedim. Paşa Hazretleri, rahatsız ediyorum, bağışlayın. Lakin bilmeniz icap eden bir husus var. Paşam, iyi misiniz? Beni yalnız bırak.
Az evvel hünkârımızın yanındaydım. Şehzademiz Mustafa hakkında... Beni yalnız bırak. Sana beni yalnız bırak dedim. Bahis olan kardeşlerinin istikbali. Düşüncesizce onları ateşe atmana müsaade edemem. Zaten düşmanlarımız fırsat kolluyor. Rüstem'in gidişiyle bir kaşık suda boğarlar bizi. Kimseye ateşe attığım yok. Tek korkunuz Rüstem'in azledilip sürgün edilmesiyse merak etmeyin. Babamla görüşür, vazifesini devam etmesini sağlarım. Rüstem seninle evli olduğu için güçlü. Boşandığı anda gözden düşer. Ve ilk rüzgarda kellesini alırlar. Eminim siz kendinize sadakatle hizmet edecek başka paşalar bulursunuz validem. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Mektubu o mu yazdı? Daha neler validem? Beni kimlerle yakıştırıyorsunuz böyle? Boşanınca ne olacak sanıyorsun? Hünkârımız ilk fırsatta yeniden evlendirecek seni. Ve emin ol istemediğin biriyle. Seni Rüstem kadar sevmeyecek. Onun kadar tutkuyla bağlı olmayacak biriyle. Bunu mu istiyorsun? Bu kez kaderime razı gelmeyeceğim. Sevmediğim biriyle asla evlenmem. Şimdi müsaadenizle. Babamı görmem lazım. Hayır. Yakında sefere çıkılacak. Bu benim ve kardeşlerin için mühim. Rüstem için de öyle. Zira Vezir-i Azam olarak katılacağı ilk sefer. En güçlü şekilde gitmeli. Bir müddet daha bekleyeceksin. Seferin nihayete ermesi 2 seneyi bulur. İyi ya. Burada olmayacak. Onu görmeyeceksin. Döndüğünde de boşanmak istiyorsan boşanırsın. Unutma, terazinin bir kefesinde sen ve hayallerin varsa, diğer kefesinde kardeşlerin istikbali var. Gel. Sultanım, işittiklerinize inanamayacaksınız. Mihrimah Sultanımız ortalığı birbirine katmış. Rüstem Paşa ile kavga etmişler. Beklediğimden de çabuk. Demek bir kıvılcım lazımmış, onu da biz yakmışız. Şükürler olsun. Şu Rüstem Paşa da bir an önce bu saraydan defolup giderse çok iyi olacak. İnşallah sultanım. Ayrıca Elkas Mirza bunu size yollamışlar. Mirza benimle görüşmek istiyormuş. Nereden çıktı bu? Mihrimah Sultan'la mı alakalı acaba? Bilmem. Mihrimah Sultan'a giden mektubu sizin yazdığınızı öğrenmiş olabilir mi? Mihrimah'ın bile haberi yokken onun nereden olsun? Mümkün değil. Başımızda bunca dert varken bir bu eksikti. Mihrimah'ı vazgeçirmek lazım. Bu gizemli sevgili kimmiş onu da bir öğrenelim. Emredersiniz. Bu arada sultanım Kütahya'dan bir mektup gelmişti. Siz o haldeyken söyleyemedim. Lala Mustafa Ağa göndermiş. Huri Cihan'ı göndermiştir inşallah. Söylemiştim. Şehzade Mustafa'nın düşmanı kendisi. Gel. Sultanım, müjdeler olsun. Şehzade Mustafa'nın kabahati ortalığa dökülmüş. Bunu mu söyleyecektin? Siz nasıl öğrendiniz? Bana hizmet eden yalnızca sen değilsin Lokman. Hünkârımız öğrendi değil mi? Nasıl karşıladı?
Anlat. Rabbim evladım Mehmet'e uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Kardeşim Mehmet'e nasip olmadı ne yazık ki. Genç yaşta göçüp gitti. Mekanı cennet olsun. Amin. Keşke hünkârımızdan isteseydin isim vermesini. Belki bizzat gelirdi. Sefer hazırlıkları devam ederken gelmeleri pek mümkün değil valide. Vaka İstanbul'dayken konuştum. Eğer bir oğlum olursa mutlaka rahmetli kardeşimin ismini vereceğimi söyledim. İnşallah evladımız da sizin gibi kıymetli bir devlet adamı. Akıl ve vicdan sahibi bir şehzade olur. Annesi sensin Nisa. Onu sen yetiştireceksin. Başka türlü olması mümkün mü? Ben de bir baba evladını ne kadar sevebilirse o kadar seveceğim. Baba. Yuma aşağı. Benim ay parçam. Ne güzel olmuş saçların. Annem tarzı saçlarım. Aferin sana. Gülbahar. Hadi bakalım. Hürrem Sultanımızın söylediğine göre sefer dönüşüne kadar bekleyecekmişsin. Bekleyeceğim demedim. Sadece bunu düşünmek istediğimi söyledim. İsabet olur. Biraz düşündüğün zaman bu ani kararın ne kadar büyük bir hata olduğunu idrak edeceksin. Aniden verilmiş bir karar olduğunu mu sanıyorsun? Tohumu seneler evvel atılan ve zihnimin içinde gittikçe güçlenen bir fısıltıya kulak verdim sadece. O vakit niye bu kadar bekledin? İlla biriyle mektuplaşmana şahit olmam mı lazımdı? Ben senden değil bir özür. Hizap beklerken beni düşürdüğün vaziyete bak. Böyle olmasını istemezdim. Fakat vaziyetimizi herkesten iyi sen biliyorsun. Bu evlilik en baştan bir hataydı. Kimi kandırıyorsun sen? Bütün bunların arkasında o mektuplaştığın adam var değil mi? Söyle bana Mihrim Ağa. Kim bu adam? Kimle ihanet ettin bana? Son kez söylüyorum Rüstem. İnanıp inanmamak sana kalmış. Evliliğimiz boyunca ve son hadisede dahi seni ve ailemi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Yapmam. Eğer bana bunu bir kez daha söylersen ya da ima edersen Allah şahidim olsun ki ne benim ne de kızımın yüzünü bir daha asla göremezsin. Mihrim Ağa. Payitahta gitmek için hazırlıkları başlattım. Günlerdir bu yüzden kahroluyorum ya zaten. Yine ayrılacağız. Acem seferi uzun sürer. Aylarca belki yıllarca göremeyeceğim seni. Buna bir son vermenin vakti geldi de geçiyor. Ne demek oluyor bu? Payitahta beraber gideceğiz demek oluyor. Oğlum ve onun eşsiz annesiyle. Hayır Mustafa olmaz. Hünkârımız öğrenirse... Ben bu sırrı taşımaktan yoruldum Nisa. Vicdanım hiç rahat değil. Ne olacaksa olsun razıyım. Yoksa ikimiz için de huzur yok. Karşısına çıkıp anlatırım her şeyi. En azından benden duymuş olur. Gel. Şehzadem. Atmaca ve Yavuz payitahttan döndüler. Huzurunuza çağırmamı ister misiniz? Gelsinler. Sultanım. Hoş geldin Atmaca. Yavuz. Şehzademizin olduğunu işittim. Allah uzun ömürler versin. Amin. Nasıl oldun? Yaraların nasıl? Daha iyiyim. Sırrımız ifşa oldu. Ancak şehzademize sizin bildiğinizi söylemedim. Sırlarımız bir tane değil ki.
Gün geçtikçe artıyorlar. Şehzademiz de vaziyetten memnun değiller. Beni de payitahta götürmeye karar verdiler. Herkes öğrenecek. Şehzadem sizi bekliyor. Hakkında vereceğiniz karara razıyım şehzadem. Yavuz da öyle. Bu sebeple buradayız. Ya emredin kellemizi alsınlar... ...ya da müsaade edin sizi korumaya devam edelim. Malkoçoğlu Bali Bey'i bilirsin. En kıymetli Akıncı beylerimizdendir. Bir mektupla senden bahsettim. Cevap yazmış. Turan oğullarından Tuğrul Bey. Namı değer atmaca. Vaktiyle birlikte savaşmaktan şeref duyduğum yiğit bir beydir. Hiç düşünmeden sırtınızı dönebileceğiniz nadir kullarınızdan biridir. Kendisini epeydir görmedim. Şimdi nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Fakat son gördüğümde yas içindeydi. Hayattan kopmuş, devlet işlerinden uzaklaşmıştı. Zira karısını ve oğlunu elim bir hadisede kaybetmiş. Ne düşündüğünüzü gözlerinizde görebiliyorum şehzadem. Kendi karısını, kendi çocuğunu bile koruyamayan bir adam beni nasıl korusun diye düşünüyorsunuz. Aksine Atmaca, aksine. Ancak böyle bir acıyı yaşamış biri beni koruyabilir diye düşünüyorum. Buna rağmen ayakta kalmış, inandıkları uğruna savaşmış biri. Atmaca, ben yanımda bir asker değil, bir yoldaş arıyorum. Neden bu sen olmayasın? Bundan şeref duyuyorum şehzadem. Gel Cihangir. Validem. Malumunuz olmuştur. Mustafa abim. Hünkârımız böyle münasip görmüş. Vaka Şehzade Mustafa'nın kabahati de ortada. Rahmetli Kapıdan Paşa'nın kızıyla gizlice evlenmiş. Bu mümkün değil. İftira atmışlar abime. İftira falan yok. Şehzademiz alenen hünkârımızın iradesini hiçe saymış. Kati suretle cezasını çekmeli. Bayezid abimin vaziyeti ortaya çıkınca da aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz validem? Sen kimden yanasın Cihangir? Selim'le Bayezid dururken nedir bu Mustafa sevdası? Mütemadiyen haksızlığa uğradığı için olabilir mi validem? Başını ne yana çevirirsen diğer tarafa kör kalırsın. Keşke diğer kardeşlerine de bu kadar düşkün olsan. Mirman başına gelenlerden Allah bilir haberin bile yoktur. Ne oldu ki? Sultanım, davetime icabet edip geldiğiniz için şükranlarımı kabul edin. Ne yalan söyleyeyim, sizden böyle bir talep gelince meraklandım. Daha evvel tesadüf etmiştik. Sizin gibi muhteşem bir sultanla muhabbet etme zevkine nail olmuştum. Sizi bir daha ne vakit görürüm bilmiyorum. Fazla vaktimiz de yok. O yüzden cüretimi bağışlayın. Aklımdan geçenleri dilimden esirgemeyeceğim.
Güzelliğiniz sultanım. Başımı öyle bir döndürüyor ki... o günden beri hayalinizin etrafında tavaf ediyorum. Cüretiniz şaşırtıcı. Eğer güzellik mevzu bahisse... Mihrimah Sultan herkesi gölgede bırakır. Mihrimah Sultan eşine az rastlanır bir güzelliğe sahip, doğru. Lakin kendileri nikahlı. Ona sevdalanıp ölüme yürümeyi kimse istemez. İlaveten sultanımız bir erkeği tutkuyla isteyecek bir tıynete sahip değil. Bunu nereden çıkardınız? Alim olmaya gerek yok. Rüstem Paşa ile izdivacı bunun en büyük ispatıdır. Benim istediğim... arzularına gem vurmayan... güçlü... cesur bir kadın. Sultanım, Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Alın içeri. Hoş geldin Cihangir. Hoş bulduk Mihrimah. Şehzadem. Güzel yeğenim. Gülbahar. Gel, otur. Güzel yüzün solmuş. Belli ki üzmüşler seni. Validen mi gönderdi seni? Seni boşanma kararından vazgeçirmemi istedi. Fakat merak etme. Hiç öyle bir niyetim yok. Seni görmek istedim. İyi misin? Bu evlilik benim için bir yük Cihangir. Ağırlığı günden güne artan, altında ezildiğim bir yük. Sen söyle kardeşim. Sırtındaki yükten kurtulma ihtimalin olsa bunu yapmaz mıydın? Tereddüt dahi etmezdim. Mihrimah, kimse durduramaz seni. Kimseye sabretmek, boyun eğmek zorunda değilsin. Valideme bile. Atmaca ve Yavuz gittiler paşa. Amasya'ya döndüler. Tekrar dönüp harekete geçmeleri için beklemekten başka çaremiz yok. Mihrimah Sultan'a bir mektup gelmiş. Haddini aşan bir hayli münasebetsiz bir mektup. Kim ne zaman yazmış bilmiyorum. Ne yap ne et. O mektubu yazını taşıyanı her kimse bul getir önüme. Emredersiniz paşa. Elkas Mirza nerede? Kendilerine tahsis edilen konakta. Gözünün üzerinde olsun. İçimden bir his bu mektup hadisesinde onun da parmağının olduğunu söylüyor. Hünkârımızın emri fermanı gelir gelmez yola revan oluruz.
Mihri Nisa da bizimle geliyormuş. Bunu neden senden değil de başkalarından duyuyorum? Manasız bir tartışmaya sebebiyet vermek istemedim. Zira mani olmak isteyecektiniz. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Tam hünkârımızla aranı düzeltmişken ne manası var? Gel. Şehzadem, sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin hünkârımızın ulağı geldi. Aramızda sır olmadığını söylerken dahi benden sakladıkların varmış. Unutma, cehennem dediğinin dalı, ateşi yoktur. Herkes kendi ateşini yanında götürür. Kendi ellerinle inşa ettiğin sevgi ve güvenimi kendi ellerinle yıktın. Ey oğul, bir babanın kalbinden evladına bir ırmak akar. Sen o suyu bulandırdın, kuruttun. Bundan böyle bil ki ne ben itimat edebilirim sana, ne de sen bana söz verebilirsin. Gelmeye kalkma. Zira saltanat naibiliğini hak etmediğini aşikar eyledin. O vazifeyi kardeşin Selim'e verdin. Zevcen Mihri Nisa Hatun ve evladınla Amasya'da Allah saadetini daim etsin. Ne oldu aslanım? Ne yazmış hünkârımız? Hiçbir sırrın ebediyete kadar saklı kalmayacağını. (Gülüyor)
Hazırlıklara başla Gazanfer. Payitahta gidiyoruz. Hayırdır inşallah şehzadem? Hünkârımız beni saltanat naibi tayin etmiş. Nasıl olur şehzade Mustafa? Mutlaka büyük bir kabahat işledi. Zira hünkârımızın bugüne kadar kararından döndüğünü ne gördüm ne de işittim. Şehzadem bu vazifenin kıymetini bilmeli. Sana da büyük iş düşüyor. Dikkatli ol. Selim'i şaraptan uzak tut. Tövbesine sadık olsun. En azından öyle görünsün. Tatsız bir hadiseye zinhar adı karışmasın. Talihiyle geldi aslanım. Payitahta gidiyoruz Can Feda. Hünkârımız tahtını şehzademe emanet etmiş. Derhal lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Seferi dahi zor gider diyordunuz. Hürrem Sultan bu. Hikmetinden sual olunmaz. Can Feda, Eftalya denen hatunla kocasından ses seda yok değil mi? Umarım başımıza bela almazlar. Adam geldi katır yükü parayı aldı gitti. Sonra da ne gelen oldu ne giden. Şehzadem, seferle ilgili bir malumatınız var mı? Hiçbir yere gitmiyoruz Taşlıcalı. Ne sefere ne payitahta. Buraya sıkıştık kaldık. Nasıl öğrenmişler şehzadem? Kim söylemiş? Meçhul. Derhal saraydaki herkesi sorgu sual edin. Anlaşılan içimize yine bir hain soktular. Şehzadem, aramızda günlerce düşmanın eline düşmüş biri varken tetkik etmeye gerek var mı sizce? Yahya Bey, hayatım boyunca hiç kimse beni ihanetle itham etmemişken siz bunu iki defa yaptınız. Günlerce düşmanın eline düştün. Ne malum bir şeyler anlatmadın? Taşlıcalı, Atmaca. Şimdi birbirimize düşmenin vakti değil. Fatma Sultan'a haber yollayın. Hünkârımız nasıl haber almış öğrensin. Er ya da geç başımıza geleceği belliydi zaten. Defalarca ikaz ettim ama dinleyen kim? Mutlaka bu saraydan biri haber uçurdu. Nereden biliyorsun? Belki de başka saraydan uçtu o kuşlar. Hangi saray sultanım? Bizlerden başka bilen yok. Beyazıt'ı unutmayın. Huri Cihan'la birlikte buradaydılar. Seni gördüler. Sırrımıza ortak oldular. Şehzade Beyazıt mı? Neden olmasın? Neticede Hürrem'in oğlu. Şehzade Selim'in naib olarak tayini belki sizin de hayrınıza olmuştur. Sen ne hayrından bahsediyorsun Lala? Belli ki bir oyun oynanıyor. Yoksa hünkârımız neden vazgeçsin Mustafa abimden? Mutlaka bir nedeni vardır şehzadem. Tamam, çekilebilirsin. Selim'i vekaleten de olsa tahta göreceğime ölsem daha iyiydi. Ağzından yel alsın Bayezid. Hem ne fark eder? İkisi de senin rakibin. Arada dağlar kadar fark var Hurican. Selim, her hatamı fırsat bilip pusuda bekleyen beceriksizin teki. Mustafa abimse her zaman güvenebileceğim, beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamış canımdan bir parça. Kolay gelsin Kudret Ağam. Vay Sümbül Ağa, hoş geldin. Hoş bulduk. Yahu sen saraydayken daha çok görüşüyorduk. Nerelere kayboldun bakayım? Vallahi keyfimin kahyası oldum. Canım ne isterse onu yapıyorum. Kah kayağa biniyorum, Üsküdar'a gidiyorum ahbapları ziyarette. Kah Galata'ya yürüyorum. Lakin şu sıkıntıma bir çare bulamadım. Bunca yıldır kafesteydin. Oradan kurtulup kanatlarını da açınca ne yapacağını şaşırdın tabii. Saraydan çıkan haramasının ne yapacağı belli. Mısır'a gitmem lazım.
Lakin gönlüm yok. Kalsam ne yapacağım belli değil. Cami avlusunda sabah öğleyi, öğle ikindiyi bekleyen bir ayağı çukurda dedelere döndüm vallahi. Senin kendine iyi bir meşguliyet bulman lazım. Hay aklınla bin yaşa. Vallahi ben de onu danışacaktım sana. 3-5 kuruş param var. Ticaret mi yapsam diyorum. Ne 3-5 kuruşu ağam? Sendeki para sultanlarda bile yoktur. Allah bilir ne küpler gömmüşsündür sen. Hıs! Vallahi duyan da gerçek zannedecek. Sen de hele. Bunca yıldır ticaret erbabısın. Bu ne bu? Keçi pisliği gibi. Hiç sorma ağam. Yemen'den gelen bir gemiden aldım. Kahve diyorlarmış adını. Velakin ne yenilir ne de içilir çıktı. Bunca mal elimde kaldı. Vallahi tadını bilmem ama kokusu mis mis bu kahvenin. Ama sertmiş bu yahu. Nasıl pişirirlermiş bunu? Hünkârım, cihanın dört bir yanından gelen tebrik mektuplarının haddi hesabı yok. Herkes siz yüce hünkârımızın Ferdinand ve Şarkin'i nasıl dize getirdiğini konuşmakta. Kim ne söyleyip ne yazdıysa bir telhisle arz et. Hepsini tek tek okumak isterim. Emredersiniz. Hünkârım, Avusturya kralına lütfettiğiniz Ahitname Hümayun'da zikredilen topraklarımızı esas alarak hazırladığım Memaliki Osmaniye'nin yeni haritasını tekrar resmettim. Ellerine sağlık Biri Reis. Epey uğraşmışsın belli ki. Siz devletli sultanımızın kılıç hakkıyla kazandığı bu toprakları resmetmek lazım ki cümle alem bilsin ve görsün. Ve dahi asırlar boyunca sizi hürmetle, rahmetle ansınlar. Söz uçar, yazı kalır elbet. Bugüne kadar yaptığımız her şey kayda geçsin. Şairler şiirleriyle, bestekarlar şarkılarıyla, nakkaşlar minyatürleriyle, alimler ve vakanüvistler de kitaplarıyla bize anlatsınlar. Anlatsınlar ki torunlarımız ve dahi onların torunları bizi kendilerine rehber olarak alabilsinler. Onlara nasıl bir miras bıraktığımızı görsünler, o mirası korusunlar. Ve dahi eğer güçleri yeterse bir adım daha öne taşısınlar. Sizin gibi bir padişah yeryüzüne daha evvel gelmedi. Bundan sonra da gelmez. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Amin. Amin. Sefer arefesinde Tahmasp'ın gözü iyiden iyiye korkmuş olmalı. Mutlak bir zafer kazanacağımızdan kimsenin şüphesi yok. Sefer hazırlıkları ne vaziyette? Süratle devam ediyor hünkârım. Allah'ın izniyle bahara yetişmesi için ne lazımsa yapıyorum. Hristiyan alimine hakimiyetimizi kabul ettirip nasıl boyun eğdirdiysek, Tahmasp'ı da bulunduğu delikten çıkartıp boyun eğdirmesini biliriz elbet. Dur çalma öyle. Kapıyı kıracaksın.
Sultanım. Sümbül. İçeri almayacak mısın beni? Sultanım, şaşkınlığımı mazur görün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz benim fakirhaneme. Buyursunlar sultanım, buyursunlar. Sultanım, bağışlayın. Etraf biraz dağınık. Lakin geleceğinizi bilseydim. Demek burada yaşıyorsun. Neden sana bağışladığım büyük hanelerden birinde yaşamıyorsun? Bir servetle çıktın saraydan. Bir başıma olunca sultanım, Mısır'a gitmeden evvel muvakkaten burayı münasip gördüm. Ufak tefek olunca da işleri bir hayli kolay oluyor sultanım. Sultanım, buyurmaz mısınız? Buyurun sultanım. İşini yapan kimse yok mu? Yok sultanım. Kimsenin işini beğenmiyorum. İkinci gün hepsiyle kavga edip gönderiyorum hepsini. Koku ne? Kahve derler adına. Çarşıda bir tüccar ahbabından buldum. Ben de ilk defa pişiriyorum sultanım. Böyle bir ibriğin içine konurmuş. Pişirildikten sonra sıcak şerbet gibi ikram edilip içilirmiş. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa nereye gitmiş? Yeni Bahçe Sarayı'na götürdüler eşyalarını. Sultanım, haddim değil biliyorum. Lakin Rüstem Paşa'mız hayli üzgün. Kendilerini hiç böyle görmemiştim. İnan bana, bensiz daha mesut olacaktır. Fakat böyle zamanı yaymak en kötüsü. Belki de bir hançer gibi kesip atmak lazım. İnşallah tadı da kokusu gibi güzeldir. Şimdi anlarız sultanım, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Sümbül, bu ne zehir gibi? Ay. Kudret Ağa'nın hakkı varmış sultanım. Fazla mı pişirdim, yaktım mı ne? Lokum alayım da ağzımın tadı değilsin. Ben bir size su getireyim sultanım. Lokumla birlikte içince tadı hiç fena olmadı. Acısı gitti. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Vallahi ben de pekmez mi katsam diyordum. Ay ilahi, yüzümü güldürdün. Nasıl geçiyor vaktin? Ne yapıyorsun, iyi misin? Vallahi sultanım, nereden başlasam bilmem ki. Lakin sizi o kadar özledim ki. İyi ettiniz de geldiniz sultanım. Seni görmek de bana iyi geldi Sümbül. Sarayda çok sıkıldım. Duvarlar üzerime geliyor. Hiçbir yerde duramıyorum. Hayırdır sultanım? Bir aksilik yoktur inşallah. Oğullarımın derdi tasası yetmezmiş gibi bir de mihrimah çıktı başıma. Allah! Nesi varmış sultanımızın? Sorma Sümbül, sorma. Ama...
kızlara söyleyin hazırlıklarını yapsınlar. Yeniçerilerim ocağını ziyaret edeceğim. Talimlerini izlemek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Gel. Hayırlı sabahlar Vade. Sana da. Taşlar çıkacaktım hava almaya. Sen de gel. Malumunuz olan mevzuyla alakalı bir karar verdim. Eğer beni dinlemeyip sefere kadar beklemezsen, yemin ediyorum şimdikinden çok daha mutsuz olursun. Buraya orta yolu bulmaya geldim validem. Rüstem'den boşanacağım. Bunun dönüşü yok. Mihrimah. Lakin sizin dediğiniz gibi sefer dönüşünü bekleyeceğim. O güne kadar da hünkârımıza tek bir laf dahi etmeyeceğim. Az daha aklını yitirdiğini düşünüyordum. Neyse ki benim kızım olduğunu hala görebiliyorum. Ancak tek bir şartım var. Kızım benimle pazarlık mı ediyor? Eğer bir gün talih yüzüme güler de birine gönlümü kaptırırsam onunla evlenmemi sağlayacaksınız. Bu kim olursa olsun. Zamanı küçümseme Mihrimah. O her şeyi değiştirir. Bilhassa fikirleri. Belki de boşanmaktan vazgeçeceksin. İstediğim cevap bu değil. Söz veriyorum. Kimi ister sana? Ferhat Ağa. Yeniçerilerim ne alemdeler? Yiğitlerimin talimleri tamam, kuvvetleri yerinde mi? Çok şükür yerinde hünkârım. Varlığınız, kullarınızın varlığına güç katıyor. Sefer için gün sayıyoruz. Kafirin üzerine yürümek için gözümüz kulağımız sizde. Yiğitlerim, Ruz-ı Hızır geçer geçmez yola revan olacağız. Ve Allah'ın izniyle Acem illerini fethetmeden geri dönmeyeceğiz. Yedi iklim bu zaferi konuşacak. Ve tarih bizi ve kahraman askerlerimizi yazacak. Öğrendiniz. Hünkârımıza vaziyeti bildiren buradan biri değil şehzadem. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Payitahttan beklediğimiz haber geldi. Hünkârımız vaziyeti bir mektupla öğrenmişler. Maalesef Kütahya'dan gelen bir mektup. Sen ne dediğinin farkında mısın Atmaca? Bayezid mi yolladı, bunu mu dersin? Taşlıcalı. Ne yazık ki doğru şehzadem. İstihbarat kati. Şehzademiz Bayezid belli ki iktidar hırsına yenik düşmüş.
Merakımı mazur görün. Vehtim aşıyorsam beni bağışlayın hünkârım. Şehzade Mustafa Hazretlerinin sıhhatiyle ilgili bir sıkıntı yoktur inşallah. Kendisini sefer esnasında saltanat naibi ilan etmiştiniz. Lakin kararınız değişmiş. Sen benim kararımı beğenmez sual mi edersin Ferhat Ağa? Haşa hünkârım. Ne haddime? Ben kararınız birden değişince şehzademiz afiyetteler mi diye merak ettim. Sen seferi düşün. Vazifeni hakkıyla yerine getirmeye gayret et. Kâfi. Bağışlayın hünkârım. Safkan Arapatı. Tam arzu ettiğiniz meziyetlere sahip. Güçlü, dayanıklı ve sahibine sadık. Âlâ. Hünkârımız gönderdiğim hediyeyi çok sevecek desene. İnşallah şehzadem. Müsaadenizle. Ne oldu söyle. Abi Dimitri adında bir adam gelmiş. Görüşmek üzere. Şehzadem. Söyle. Dimitri gelmiş gene. Kapıda bekliyor. Ne istiyormuş öğren? Sizinle konuşmadan gönderilirse soluğu kadı divanında alacakmış. Mustafa abim saltanat naibi tayin edildiğinde ne kadar sevinmişti. Uzun zamandır onu bu kadar mutlu görmemiştim. Şimdi ne haldedir Allah bilir. Tam zafer kazandık derken bu hiç iyi olmadı. Senin şu Mihrinisa Hatun'dan haberin var mıydı? Bayezid'in varmış ama. Bayezid asla söylemez. Neden söylemezmiş Cihangir? Huri Cihan'ı kaybetti. Acısını böyle çıkarmak istemiş olabilir. Olan oldu. Bu kadar telaşa kapılmanın bir manası yok. Rüstem gidince bütün dertlerimiz bitecek. Rüstem gidince mi dedin? Sizin haberiniz yok anlaşılan. Şu aralar pek geçinemediklerini işittim. Lakin teferruattan haberim yok. Mihrimah boşanmak istiyor. Lakin validem sefer dönüşüne kadar beklemesini istemiş. Mihrimah da bu kadarına razı gelmiş. Hünkârımız ne demiş bu işe? Henüz haberleri yok. Malum. Sefer vakti aklını bir de bununla meşgul etmek olmaz. Gazanfer ağayla anlaştığınızı sanıyordum. Şimdi nereden çıktı şikayet etmek? Bu kadar kolay değil Şehzade Hazretleri. Madem ki şerefim, namusum hiçe sayıldı, daha fazla para vereceksiniz. Parayı kabul ettin. Üstüne daha fazla istiyorsun ve namustan, şereften bahsediyorsun, öyle mi? Ya size ne demeli? Evli bir hatunu ayartıp onunla zina ettiniz. Şuracıkta kelleni almamam için bir sebep söyle bana. Efteliya beni bekliyor. Eğer yanına gitmezsem doğruca kadıya gidecek. Kendisine zorla sahip olduğunuzu... ...beni alıkoyduğunuzu söyleyecek. Bu bir oyundu değil mi? O hatunun karşıma çıkması. Beni çiftliğine davet etmesi. Oyun yok. Karım bana olan ihanetinin bedelini ödüyor. Siz de öyle. Bana istediğim parayı verin. Buradan gidelim. Emin olun
Bir daha karşınıza çıkmayız. Kim yolladı seni? Kime hizmet ediyorsun? Bayezid mi Mustafa mı? Söyle. Hiç kimse. Ben sadece ihanete uğramış masum bir tüccarım. İkimizin itibarı için bu meseleyi aramızda halletmeye çalışıyorum. Bana 100.000 altın verin, bu mesele kapansın. Dremelon! Şehzadem. Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Şehzadem sakin ol. Sakin olun ki elinizden kaza çıkmasın. Çıkar. Paranı alacaksın Dimitri Efendi. Lakin istediğin meblağ çok fazla. Hazırlanması vakit alır. Benim vaktim bol. Beklerim. Evinde bekle. Birkaç güne kadar parayı hazır ederim. Ondan sonra da defolup gideceksiniz. Bir daha da asla dönmeyeceksiniz. Size nasıl güvenebiliriz? Ya ikimizi de öldürürseniz? Öyle olsaydı şu anda konuşuyor olmazdık. Evine git. Benden haber bekle. Öyle olsun bakalım. Sizi evde bekleyeceğim. Yalnız olacağım. Karım hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklanacak. Canımızın teminatı için. Sen işittin mi? Hünkârımız beni neden çağırmış? Malumatım yok sultanım. Fatma sultanımız da hünkârımızın yanında. Bil ki onunla alakalıdır. Öğrendiğimde ben de şaşırdım. Hürrem'in malumatı var. Neden sizden saklandı anlamadım. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultanımız huzurunuzda kabul beklerler. Al içeri. Hünkârım. Sultan. İşittiklerim doğru mu Hürrem? Kalbinin söylemeye el vermediği belli. Mihrimah'ın vaziyetini, Rüstem'den boşanmak istediğini, Rüstem'i sarayında dahi barındırmadığını, hepsini tek tek anlattım. Keşke evvela benimle konuşsaydınız sultanım. Zira mesele sizin zannettiğiniz gibi değil. O halde nedir mesele, anlat. Aralarında bazı sıkıntılar oldu, doğru. Lakin bunlar mühim şeyler değil. İkisiyle de görüştüm. Zamanla düzelecek şeyler. Fatma Sultanımız izdivaç müessesesinden bir hayli uzak kaldığı için vaziyeti iyi tahlil edememiş. Vaziyeti tahlil edemeyen sensin Hürrem. Ben Mihrimah'la konuştum. Gayet kararlı. Kafi. Benim huzurumda münakaşa etmek hiç kimsenin haddi değil. Hafife Hatun! Mihrimah'a haber gönder, gelsin. Emredersiniz hünkârım. Demir denen Erfi'nin musallat oldu. Kadıya gideceğim diye tutturuyor. Biliyordum, illa çıkacak bir şey. Ne oldu peki am? Ne istiyormuş yine? Ne isteyecek? Para. Hem de öyle az buz değil. 100.000 altın istiyor. Oyun oynamışlar belli ki. Karısı da işin içinde. Şehzademiz ne dedi peki? Kabul etti mi teklifi? Para hazırlanana kadar zaman istedik. O güne kadar bir hal çaresini bulacağız. Bana kalsa ikisinin canını alırdım da
Şehzademiz istemiyor. Duyulur diye çekiniyor. Ne oluyor böyle? Hiç haberimiz yok. Valide içeride mi? İçerideler. Sultanım, Said'in boşanacak mısınız? Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Gel. Hünkârım. Benim parlak ayım, ışıldayan gökyüzüm. Bir takım hadiseler vuku bulmuş. Ben aslını astarını bir de senden duymak istedim. Fatma, Hürrem, siz çekilebilirsiniz. Söylemeye çekindiğim bir kabahatim var. Yahut senin gururunu ezecek bir şey mi söyledi? Eğer öyleyse onu korumanın, bunu saklamanın bir manası yok Mehrim Hanım. Bu saraydaki pek çok kadının aksine sizden hiçbir şey saklamıyorum. Rüstem'le evliliğimiz solmuş, kurumuş bir çiçek misali. Dalından düşmeyi bekliyor. Ne demek bu? Sen haninde saadeti, huzuru kaybettiğini mi söylersin? Bunlar sizinle konuşmaktan hicap duyuyorum fakat hakikat bu. Onunla mutlu değilim. Ayrılmamız ikimiz için de en doğrusu. Tabii eğer münasip görürseniz. Bana makul bir sebep söyle. Lakin benim anladığım, Rüstem'in bir kabahati yok. Öyle mi? Öyle ama. Kızım, hayat her dem bahar değildir. Hazanı var, kışı var. Yüce Rabbim neden mevsimleri yaratmış? Neden hazanı, neden kışı yaratmış? Biz baharın kıymetini bilelim diye. Benim hiç baharım olmadı. Kışım hiç bitmedi. Eğer böyle hissediyorsan kendince makul sebeplerin vardır elbet. Lakin benim gönlümden geçen bir müddet daha düşünmen Mihrim'a. Alacağın kararın neticelerini ölç, tart. Eğer ondan sonra hala aynı karardaysan o vakit tekrar konuşuruz. Olur mu? Boşuna uğraşma Hürrem. Mihrimah'a söz geçirmen artık mümkün değil. Gözlerin içine baksaydın orada yanan ateşi görür, sen de bunu idrak ederdin. Size karşı hep makul oldum. Olmaya da devam etmek istiyorum. Lakin
sabrımın sonunda olduğumu bilmeniz mühim. Tehdit mi ediyorsun? Ne anlarsanız o. Ellerinizi evlatlarımın üzerinden çekin. Onları kirli oyunlarınıza alet etmeyin. Aksi takdirde üzerinize öyle bir çökerim ki gölgemin karanlığında yolunuzu kaybedersiniz. Gölgesinde yolumu kaybedermişim. Lafa bak. Sultanım, ben de sizi bekliyordum. Ne var? Bunu size yolladılar. Hemen tebdil halde çıkmamız lazım. Buradasın demek. Maalesef öyle. Zevcimin kızımın yanında olmayı tercih ederdim. Ne yapıyorsun sen? Kendimi ancak böyle avutabiliyorum. Bir an evvel kendini toparlaman lazım. Tabii eğer Mihrimah'ı ve bütün iktidarı kaybetmek istemiyorsan. Keşke elimden bir şey gelse. Vaka, mesele gönül olunca hükümdar olsan kâr etmiyor. Her şey yoluna girecek. Düzlüğe çıkacaksın. Lakin birazcık sabırlı olman lazım. Hünkârımız vaziyeti öğrendi. Ne dedi? Mihrimah düşünmesini tavsiye etmiş. Hünkârımız bizden yana. Bu oldukça mühim. Nikah akdiniz sona ermeyecek. Buna müsaade etmeyeceğim. Zira sen benim için kıymetlisin. Seni kaybetmeyi göze alamam. Unutma. Kaderimiz birbirimize bağlı. Şahzademiz sizi bekliyor sultanım. Buyurun. Hoş geldiniz sultanım. Teşrifinizle bana bir kez daha can verdiniz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Böyle gizli saklı görüşme tertip ederek. Çaresizim sultanım. Size tesadüf etmek için sarayınızın bahçesinde dolanıyorum kaç gündür. Öyle olsaydı karşılaşırdık. Elimden geleni yaptım inanın. Gene de tedbiri elden bırakmadım. Neden bilmem, Rüstem Paşa'nın gözü üzerimde. Benden çok size bir zarar gelir diye çekindim. Aramızda hiçbir münasebet yokken bu telaş nereden çıktı?
yok öyle mi? Yok. Mümkün de değil. Der ezel pertovi husnet zi tecelli temzet. Aşk peyda şud ateş behem alemzet. Cilveyi kert ruheş dit melek aşk nedaşt. Eyni ateş şud ezin gayret ber ademzet. Gözlerinde saadetin huzuru yok. Derin bir keder içerisinde. Kızımın hayatında bir şeyler eksik. Kimse cennetin bahçesinde yürümüyor. Orası hep vaat edilen yer. Herkes o vaatle yaşıyor. Dua ediyor. Benim haricimde tabii. Zira yeryüzünde benim cennetim sensin. Ben senin cennetinim de sen benim neyimsin bilir misin? Elbette ben de senin cennetinim. Bazı vakitler cehennemin. Biliyorum. Bazen seni kırıyorum, üzüyorum. Herkesin bir tabiatı var. Bu da benimki. Seneler evvel beni bu yüzden sevmiştin. Eğer bir an kendim olmaktan vazgeçseydim aşkımız ölürdü. Ne ben Hürrem olurdum. Ne de sen Süleyman. Sultanım, iyi misiniz? İyi miyim, kötü müyüm hiç bilmiyorum Melek. Şahzade ne söyledi size böyle? Uzun zamandır hiç böyle hissetmemiştim. Nicedir kalbim hiç böyle çarpmamış. Zihnim hiç böyle bulanmamıştı. Galiba aşk yine kapımı çaldı. Aşk sizin gibi hür bir hatun için bir tutsaklığa dönüşebilir sultanım. Yalvarırım dikkatli olun. Galata Kulesi'ni görüyor musun? Bütün debdebesiyle karşımızda. Heyeki Ayasofya. İhtişamıyla insanı kendisine hayran bırakıyor öyle değil mi? Aksine mümkün hünkârım. Mimarbaşım Sinan ne alemde epeydir yüzünü göstermiyor bize. Malumunuz üzere arı gibi çalışıyor hünkârım. Rahmetli Şehzademiz Mehmet Hazretleri'nin camileri seneye bitecek inşallah. Mihrimah Sultanımızın Üsküdar'daki camileri içinde
çalışmalar süratle devam ediyor. Âlâ. Onlar bitince yeni bir cami inşasına başlamak lazım. Benim iktidarımın ve gücümün alameti olacak bir külliye. Ne dersin Sokollu? Vakti geldi de geçiyor hünkârım. O halde Sinan Ağa'ya haber yolla, derhal düşünmeye başlasın. İstanbul'daki bütün abideleri, camileri, imaretleri gölgede bırakacak. Asırlar boyu yıkılmadan ayakta kalacak bir eser ortaya koymasını istiyorum ondan. Bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Kendisinin tecrübesine ve becerisine itimadım tamdır. Rahat bırak kendini. Elini sıkma. Rahat bırak. Evet, işte böyle. Âlâ, âlâ. Olacak. Hiç kolay değilmiş. Kemandan kolay olduğu kesin. Zerre kadar kabiliyetim yok. Kaçmak yok. Ben nasıl çalışıyorsam sen de çalışacaksın. Gel. Şehzadem, Amasya'dan Şehzade Mustafa Hazretleri'nin silahları geldi. Sizi görmek isterler. Hayırdır inşallah. Şehzade Hazretleri, adım Yavuz. Şehzade Mustafa'nın emriyle geldim. Bunu size getirmemi istediler. Hünkârımız Mihrinisa ile olan gizli nikahımı Kütahya'dan gelen bir mektupla öğrenmiş. Sırdaşım gibi görünüp arkamdan iş çevirmek sana hiç yakışmadı. Beni derin bir kedere sürükledin Bayezid. Ne acı. İnsan en büyük darbeleri en yakınlarından, en sevdiklerinden alıyormuş. Bana büyük bir ders verdin kardeşim. Mihrimah Sultanımıza mektup gönderen Hadiz'i bulamadın mı daha? Herkesi tek tek soruşturuyorum Paşa Hazretleri. Siz de takdir edersiniz ki tespit etmek biraz güç. Onlarca cariye ağ var. Mutlaka birileri açık verecektir. Eğer bana bir isimle gelmezsen bunun bedelini sana ödetirim. Bilesin. Şehzadem. Ne yaptın sen Lala? Hünkârımıza Mustafa abimin gizlice evlendiğini anlatan bir mektup gitmiş. Hem de benim sarayımdan. Bu sarayda senden habersiz kuş uçmaz Lala. O mektubu sen yazdın. Değil mi? Cevap ver bana! Doğrudur Şehzadem. Ben yazdım. Fakat beni suçlamayın. Bu oyunun günahkarı ben değilim. Aradığınız kişi... Huri Cihan Sultanımız. Ne diyorsun sen be adam? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Siz... Avdayken Hürrem Sultanımızdan bir emir geldi. Huri Cihan Sultanımızı Üsküp'e yollamamı istemişler. Emri yerine getirmezsem hadise büyüyecek. Mesele hünkârımıza intikal edecekti. O vakitte hünkârımızın emirleriyle zorla götürülecekti. Bunun Huri Cihan'la ne alakası var? Kendilerine vaziyeti anlattığımda... Hürrem Sultanımızla bir anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Burada kalması karşılığında
bir sır ifşa edeceklermiş. Yalan. Bir vuracağına iftira atıyorsun. Mustafa abimi sever o. Yapmaz böyle bir şey. Fakat sizi daha çok seviyorlar şehzadem. Bugüne kadar elbiseler, mücevherler haricinde hiçbir şey ben seçmedim. Ne yapacağımı, kim olacağımı, kimi seveceğimi hep başkaları karar verdi. Biliyorum, hepsi benim iyiliğim için. Belki kendim karar alsam hata yapacak, çok yaralayacaktım. Lakin hatalar da yaralar da benim olacaktı. Hatalarımı gururla taşıyacak, yaralarımı başıma tac edecek, kendi pusulamla doğruyu bulacaktım. Fakat böyle hiç kırılmaması için dokunulmadan saklanan bir sırça gibiyim. Ne kimseyi mutlu edebiliyorum, ne de kendimi biliyorum. Sizin ve validemin aşkının gölgesine büyüyerek bu büyülü isten mahrum kalmak ne demek bilemezsiniz. Belki beni anlamıyorsunuz. Gene de kararıma rıza gösterin hünkârım. Eminsin değil mi? Nasıl olmuş? Bu kez daha iyi değil mi? Sen misin söyle? Mustafa abime ihanet eden sen misin? Ne diyorsun sen Bayezid? Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Her şeyi biliyorum Hurcihan. Validemle burada kalabilmek için gizli bir anlaşma yapmışsın. Çaresizdim Bayezid. Senden bir kez ayrılmıştım. Ve Allah şahit nasıl acı çektiğime kahroldum. Bir kez daha ayrılmaya gücüm yok. O ayrılık nasıl bitti Hurcihan? He? Mustafa abim sayesinde. O seni getirdi. Sarayını aldı. Ve bizi orada buluşturdu. Karşılığı bu mu olacaktı? Ben çok üzgünüm. Senin için cehennemde yanmaya razıyım. Hiçbir mazeret bu ihaneti affettirmez. Senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Bayezid. Hünkârımız en doğru kararı verecektir. Bilhassa sefer öncesi boşanmaya zinhar izin vermez. Malumunuz üzere hünkârımız düşünmemi istedi. Ben de düşünüp kendisine kararımı söyledim. Boşanmamıza müsaade ettiler. Üstad. Seferden sonra boşanacağız. Sonrasında kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Hünkârımız da, validem de senden ziyadesiyle memnun. Boşansak da vazifen devam edecek. Biz boşanacağız. Ben vazifemi sürdüreceğim ve hayat kaldığı yerden devam edecek, öyle mi? Siz beni çok yanlış tanımışsınız sultanım. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azam Rüstem Paşa Hazretleri geldiler. Gez. Buyurun paşam. Hünkârım.
hünkârım. Rüstem, ben de seni çağırtacaktım. Mihrimah Sultanımız vaziyeti anlattılar. Boşanmamızı münasip görmüşsünüz. Ben de böyle olmasını istemezdim. Lakin benim senden yana bir şikayetim yok. Boşansanız da vazifelerine aynen devam edeceksin. Lütfediyorsunuz hünkârım. Lakin beni mazur görün. Ve bağışlayın. Sen ne yaptığının farkında mısın? Mühürü teslim etmek ne demek? Hünkârım. Size sadık bir kul olmak için elimden ne geliyorsa yaptım. Hatta fazlasını bile. Şükürler olsun ki desteğinizi hiç esirgemediniz benden. Lakin benim asıl desteğim Mihrimah Sultanımızdır. Kendilerine olan derin muhabbetimdir. Hünkârım, ben makam ve mevki için değil, sultanımıza gönülden bağlı olduğum için evlendim. Benim bütün gücüm, kuvvetim, varlığımın kaynağı odur. Sultanımızın yokluğunda ne ben o gücü kendimde bulabilirim, ne de siz benim o güçsüz halime müsamaha gösterirsiniz. Mihrimah da sen de tez canlısınız. Ani kararlar veriyorsunuz. Böyle mühim meseleler öyle akla düştüğü gibi tatbik edilmez. Olgunlaşması icap eder. Nasıl ki Mihrimah sefer dönüşünü bekleyecek, sen de bekleyeceksin. O gün geldiğinde bütün bu meseleyi tekrardan konuşuruz. Hünkârım. İlaveten. Bir daha mühürü teslim etmek istersen canınla birlikte alırım. Çekilebilirsin. Gel. Hazırlıklarımız bitti sayılır. Bugün yarın payitahta doğru yola koyulabiliriz. Aklında Demitri var değil mi? Bu mevzu kapandı Nurbanu. Yarın istediği parayı vereceğim. Bu iş bitecek. O kadar kolay olmadığını biliyorsun. O yüzden böyle huzursuzsun.
Selim, yalvarırım bu meseleyi bitir. O ikisi oldukça biz hep huzursuz olacağız. Mecbursun. Yoksa kendine de, evladına da, bana da yazık edeceksin. Bir hata yaptın. Ve bu hatanın bedelini ödemen lazım. Ve bazı bedeller ancak vicdan azabıyla ödenir. Selim de saltanat naibi olduğuna göre aklın burada kalmayacak demektir. İnşallah. Sefer vakti zihnimin payitaht meseleleriyle meşgul olmasını istemem. Zira ziyadesiyle güç bir diyara yola çıkıyoruz. Ne kadar güç olsa da Acem diyarından büyük bir zaferle döneceğine eminim. İnşallah. Zaten aksi düşünülemez. Bütün dünya ayaklarının altında. Bütün devletlerin kaderi iki dudağının arasında. İstikbal o mübarek ellerinde. Böyle bir iktidar kime nasip olmuş? Daha şimdiden ölümsüzlüğünü inan ettin. Bu dünyada hiç kimse kalıcı değil hocam. Hepimizin akıbeti belli. Elbet bir gün ölüm gelip benim de kapımı çalacak. Ben de herkes gibi göçüp gideceğim. Hiç kimse ölümsüz değildir. Bir gün göçüp gitsen de gölgen her daim bu toprakların üzerinde olacak Süleyman. Yüzyıllar, bin yıllar geçecek ve insanlar hep senin şanından, kudretinden ve zaferlerinden bahsedecek. Bu ölümsüzlük değil de nedir? Hünkârımızın huzuruna çıkmışken sizi de görmeden gitmek istemedim. Mirimah Sultanımız nasıllar? Hediyemi beğenmişlerdir umarım. Aynı ustanın elinden çıkma başka mücevherler de var. Arzu ederlerse göndermek isterim. Hala. Size layık değil fakat kabul buyurursanız şeref duyarım. Bu ne hoş bir hediye. Defne. Mirimah Sultanımıza haddini aşan münasebetsiz bir mektup yazılmış. Eğer onu yazanın kim olduğunu öğrenirsem ve yakalarsam kendi ellerimle öldüreceğim. Kulağın delik olsun Elkas Mirza. Eğer bir şey işitirsen bana haber ver. Zira çevremdeki herkesten şüpheleniyorum. En yakınımdakilerden bile. Anlamadım. Neyi anlamadın? Anlattığım gayet sarih. Gel. Paşam. Söyle. Mihrimah Sultanımıza mektubu yazanın kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Fatma Sultan. Nasıl öğrendin? Mektubu Mihrimah Sultanımıza veren cariyeyi buldum. Ona da Fatma Sultanımızın kalfası melek teslim etmiş. Paşa Hazretleri, giremezsiniz. Mihrimah Sultanımızın emri var. Ne yapıyorsun Rüstem? Destursuz odama girmeye adet mi edindin? Bilmeni icap eden bir husus var. Validem haber verdi. Benden sonra gidip azdin istemişsin.
Vazifem ne ki? Canımı versem senin umurunda olmaz. Orasını biliyoruz. Lakin bütün bu olanların sebebini öğrenmek ister misin? Kızılca kıyamet neden koptu? Daha kaç kere anlatmam gerek? Sana o mektubu gönderenin kim olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Sandığın kişi değil. O yazmadı. Fatma Sultan yazmış. Sırf aklını çelmek için. Seni kandırmış. Kimin aklına gelirdi? Yazık. Allah rahatlık versin. Yapmayın, vazgeçin. Bu çok tehlikeli. Gündüz gözüyle nereye gidiyorsunuz böyle? Bir gören olur, işiten olur. Haddini bil Melek. Ne yapacağımı sana soracak değilim. Ben sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. O vakit bana mani olmaya kalkma. Dilimde hep aşk meşk var. Lakin hakikati sen biliyorsun. Belli bir yaştan sonra kalp yavaşlar. Gençlik aşklarım geride kalmış. Ahvalim belirsizken. Umudumu kesmişken hayattan. Kalbim tekrar eskisi gibi çarpmaya başladı. Bunun benim için ne kadar kıymetli olduğunu hayal dahi edemezsin Melek. Fatma Sultan'ın ne haltlar karıştırdığını işittim. Karşısına geçip hesap sormayacak mısın? Daha ne kadar alçalabilirim? Zaten yerin dibine girdim.
Sizi beklemiyordum şehzadem. Madem ki bütün bunların başlamasına sebep olan benim, bitiren de ben olmak istedim. Al, istediğin altınlar burada. Davranma keserim. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Sarayıma kadar geleceksin. Beni tehdit edeceksin. Ben de bunu bağışlayacağım, öyle mi? Buna mecbursunuz. Yoksa Efteliya herkese anlatır. Be ey gafil! Senin karşında bir şehzade var. Benden kaçıp saklanabileceğinizi mi sandınız ha? Şehzade, ben ettim sizi etmeyi. Hayır, hayır. Şehzadem, benim bir suçum yok. Suçsuzum ben şehzadem. Bırakın beni, suçsuzum. Şehzadem. Yakın. Şanımın ve hükmümün dosta düşmana ilan edileceği yer burası. Mimarbaşımız Sinan Ağa o kadar mesut ki anlatamam hünkârım. Meğer yıllardır bu ağanın hayalini kuruyormuş. Öyle bir camiyi inşa edecek ki o camide kılınan namazlar ve yapılan dualar asırlar boyunca gök kubbeye çıkacak. Camiyi 4 minareli hayal etmiş. Bunun manası siz yüce hünkârımızın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişahımız olmanız imiş. Yüce hanedanımızın 10. hükümdarı olmanız hasebiyle de bu 4 minare üzerinde 10 şerefe yer alacakmış. 4 fil ayağı üzerinde oturan caminin kubbesi onlarca arşın yükselecekmiş. Sinan Ağa'ya söyle, tez vakitte çalışmalarıyla birlikte saraya gelsin. Emredersiniz hünkârım. Ben ne zaman kendimi Allah'ın yarattığı bütün varlıklardan üstün tutmaya başladım? Ne zaman düştü içime
geceleri beni uyutmayan, fırtınalı bir deniz gibi kabaran, kalbimden, ruhumdan taşan bu kibir. Ne zaman ki o beni herkesten âlâ gördü ve sevdi. İşte o gün başımı kaldırdım ve tohum içime düştü. Kibirin tohumu. Ben bir aysam, ayın ışığıysam kaynağım odur. Odur benim güneşim. Beni herkesten âlâ gören ve seven odur. Kalbime, ruhuma kibir tohumları eken odur. O tohum ki Azazil'i isyan ettirdi. Kıyamet gününe kadar sürecek savaşı başlattı. Nasıl ki Azazil yenilmeye mahkumsa, nasıl ki kendi sonunu kendi hazır ediyorsa, içime düşen bu tohum da benim sonumu hazırlayacak. Çünkü her hayatın bir kıyameti vardır. Geldim hiç bilmiyorum. Kalbim başına buyruk davrandı. Ayaklarım söz dinlemedi. Madem öyle,
Sizi bana getiren ayaklarınızın önünde diz çöküp dua ediyorum ki kalbiniz yalnızca benim için atsın. Arzu ederseniz. Ben de biraz uyumak istiyorum. İsabet olur. Dinlen biraz. Ayrıca Fatma Sultan'ı düşünme artık. Emin ol yaptığı yanına kalmayacak. Sultanım. Neredesin sen? Fatma Sultan'ın canınızı ne kadar yaktığını biliyorum. Lakin üzülmeyin. Onun da bir sırrı var. Ve ben o sırrı öğrendim. Neymiş o? Saraydan tebdil halde çıkarken gördüm. Peşine ağlar taktım. Çarşıda bir evde gizlice Elkas Mirza ile buluşmuşlar. Aralarında bir münasebet var belli ki. Hünkârım. Oh. Allah'ıma şükürler olsun. Nihayet gözünüzü açtınız. Ne oldu? Girdiğimde sizi yerde buldum. Bayılmışsınız. Erkin başı nedir bu vaziyet? Hünkârım kat'i bir şey söylemek mümkün değil. Fakat sırtınızda birkaç kızarıklık gördüm. Neyin sebebi olduğunu bilmiyorum. Teferruatlı muayene etmem lazım. Mühim bir hastalığın habercisi olabilir. Allah korusun. Ay Fatun. Sizden başka bilen var mı? Sultanlarımız sarayda değildir hünkârım. O yüzden haber veremedim. Fakat derhal... Hiç kimse... Hiç kimse bilmeyecek. Ne Hürrem, ne Mihrimah. Anladın mı beni? Hünkârım. Eğer sizden başka birinin bildiğini işitirsem... Hepinizin kellesini alırım. Anladın mı? Dışarı çıkın. Dışarı. Bir dağın doruğunda, cihanın tepesindeyken, tam da her şeyin sahibi ve efendisiyken, güneşten haberi olmayışı gibi buzum, kendimden habersizliğimi yüzüme vuracak. Kendini hatırlatıp kulağıma fısıldayacak. Kendini istediğin kadar üstün tut her şeyden. Sen zayıf ve güçsüz bir Adem oğlusun. Nasıl ki bir nefes üflendi ve can bulduysan, yine bir nefestir seni sahip olduklarından koparacak olan.